Urfa'nın köylerini gezerken çok güzel bir beldesi var dedik. Biz bu beldeye gitmezsek ve sizlere tanıtmazsak olmaz dedik ve bugün Yaylak Beldesi'ne geldik. Yaylak Beldesi'ndeyiz bugün. GAP'ın en yoğun olduğu bölgedeyiz. Bugün Yaylak Beldesi'ni hep birlikte gezip göreceğiz. Şehirden indim köye ekip olarak, yollardayız yine. Merhaba. Merhaba. Nereye gidiyorsunuz böyle? Okula gideceğim. Çocukları siz mi götürüyorsunuz okula? Evet, ben çocukları ben götüreceğim okula. Böyle servis görevi mi görüyorsunuz at arabasıyla? Evet. Nasıl gidiyor Yaylak Beldesi'nde? Yaşam nasıl? Buraya geldik bugün. Valla Yaylak'ı ben götüreceğim işte. Çocukları okula götüreceğim işte. Bu sizin okul servisiniz mi? Peki, kolay gelsin. Biz tutmayalım. Hadi iyi dersler. Evet efendim, Yaylak Beldesi'ni geziyoruz ve şimdi Yaylak Beldesi'nin ünlü mağaralarındayız. Biz içeriye girmeye çalıştık ama karanlık olduğu için o görüntüleri sizlere yansıtamadık. Eski insanların yaşadığı şekilde görüntüler var. Orada yataklar var, taştan yatak yerleri yapılmış. Keşke bunları size gösterebilseydik ama içerisi aydınlık olmadığı için gösteremiyoruz. Biz Yaylak Beldesi'ni gezmeye devam edeceğiz. Buyurun hep birlikte yolumuzu almaya devam edelim. Efendim merhabalar. Merhabalar. Kolay gelsin. Sağ olasın. Nasılsınız efendim? İyiyim, sağ ol, siz nasılsınız? Sizi tanıyabilir miyiz? Ömer Acıoğlu. Ömer Bey, bugün Yaylak Beldesi'ne geldik. Evet. Nasıl bir beldedir burası bize? Biraz anlatın beldenizi. Beldemiz güzel, gayet bu AK Parti tarafından, AK Parti köye geldiğinden beri güzel çalışıyor yani. Bizim şimdiye kadar dediklerimizi şu an başkan yaptı, gereken yaptı, altyapılarımızı yaptı, yollarımızı yaptı. Ve elinden gelen de daha fazlasını yaptı bize yardımcı olmaya çalışıyor. Gün nasıl geçiyor? Siz burada esnafsınız. Evet. Bakkal işletiyorsunuz. Evet. Yaylak Belediyesi beldesinde bütün gün bu caddedesiniz. Evet. Neler yaparsınız her gün? Her gün zaten dükkanı açıyoruz. Müşterilerle ilgileniyoruz. Gereken ev işi varsa, tarla işi varsa tarla işini yapıyoruz. Budur yani. Yaylak Beldesi'nin geçim kaynağı nedir? Ki burası ova haline gelmiş. GAP'ın incisidir yayla. Çiftçisiyle işte tarlasıyla çalışıyor yani. Tarlada sürekli tarladan çalışıyor.
Peki efendim, hayırlı işler. Teşekkür ederim. Teşekkürler, iyi günler. Sağ olasın. Efendim merhabalar. Merhabalar. Kolay gelsin. Sağ olasın. Nasılsınız efendim? İyi, sağ olasın. Siz nasılsınız? Tanıyabilir miyiz? Ben İbrahim Acıoğlu. Biz de Kanal Urfa'dan geldik. Hoş Şehirden geldin. İndim köy ekibi olarak. Dedik güzel bir beldemiz var Urfa'da. Onu bir tanıtalım. Yaylak Beldesi nasıldır? Siz burada neler yaparsınız? Bize biraz anlatın bakalım. Ve bütün Türkiye'de görsün. Yaylak Belediyesi işte gördüğünüz gibi sakin bir beldedir. Herkesin birbiriyle geçimini sağladığı bir beldedir. Ondan sonra nasıl diyeyim? Herkes birbirinin kıymetini bilir burada. Bütün esnaflar birbiriyle yani anlaşır. Ondan sonra belediye başkanımızdan razıyız. Biraz yol mol sıkıntısı var, onu da her yerde var. Her yerde var. Onu artık millet yapacağı bir şey yok. Bazı muhtarlar gidip geliyor ama diyor bizi kovuyorlar artık. Kovuyorlar mı, kovmuyorlar mı onu biz bilmiyoruz. Siz burada geçmenizi neyle sağlıyorsunuz? Çiftçilik yapıyoruz. Çiftçilik. İşte dükkanımız var burada. Tatlı satıyoruz. Evet. Onunla geçimimizi yapıyoruz. Peki efendim, kolay gelsin. Sağ olasın. Teşekkür ediyoruz. Merhabalar. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? Ahmet Dağ. Ahmet Dağ. Dağ. Ha, Kılıçeranlıyım. Evet. Biz de bugün geldik. Evet. Şehirden indim köy ekibi olarak. Yaylak Beldesi'ni geziyoruz. Hayırlı günler, hayırlı gelmeler. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet, siz bize biraz anlatın. Yaylak Beldesi'nde zaman nasıl geçer? Neler yaparsınız bu beldede? O belgede çalışmalar lazımdır. Evet. Milletin iş sahası lazımdır. Her şey lazım. Bu bölgeye her şey lazım. Evet. Peki siz neler yapıyorsunuz bu beldede? Biz belgede çiftçilik yapıyoruz. Pamukla uğraşıyoruz. İşte bu sene pamuğun durumu biraz iyiydi. Biber de para etmedi. Evet. Ha, biraz çiftçi perişan durumda. Çiftçi perişan durumda. Olsun, burası Gap'ın incisi denilen yer. Evet. Gelecekte her yerin gözdesi olan bir yer. Evet. Bunu size sağladığı bir olanak var mı? Az önce de sorduk bu soruyu. Evet. Çünkü Yaylak Beldesi çok önemli bir belde. Yaylak'ta iş sahası. Yaylak'a iş lazım. Millet perişan durumları da var. İş görmeyen de var. Ha, iş sahası açılması lazımdır. Umarız açılır. Teşekkür ederiz. Evet, bir şey de gel. Ben de teşekkür ederim. Siz tanıyabilir miyiz? Yaylak'ta ve Hazreti Duran Yaylak Belediye Meclis Üyesi. Evet. Zamanda aynı zamanda nakliyeciydim. 42 sene nakliyecilik yaptım. Peki bize biraz anlatır mısınız? Yaylak Beldesi'nde yaşam nasıldır? Yaylak Belediyesi ne zamandan beri belde? Yaylak 1929'da burası kazaydı. Evet. Ondan sonra Bozo'ya geçti. Şimdi yaylak sulama alanı oldu. Esas kapının merkezi yaylaktır. Kesinlikle. Ha. Nasıl Ankara Türkiye'nin başkenti de ortasında da yaylak da kapının merkezidir. Zaten kapının incisi deniliyor yaylak için. 30 muhtarlık var, yaylaka bağlı. 15 tane de mezra, 50 köy yaylaka bağlıdır. Bozova bir kazadır. Ya şey, belediyedir, tek bir köydür. Kanlı Havşar'da o da belediyelik oldu, iptal oldu. Bunun üçü ancak yaylak kadar var. Peki kaç yıldır siz yaylakta yaşıyorsunuz? Ben 73 senedir yaylakta. Yaşım 73'tir. 73 senedir yaylakta yaşıyorum. Şimdi pamuk ekiyoruz, pancara ekiyoruz. Burada ulaşım açıldı, kooperatif kuruldu, araba nakliyesi açıldı. Yazın burada 120 kamyon karpuz bu köyde yüklüyor. Şimdi şeker yüklemeye, pamuk yüklemeye araba bulamıyoruz. Evet. Yani o kadar ki yoğun yani, bereketli topraklar. Bereketli toprak. Ondan sonra burada çalışarak lise yaptık. Evet. Bir kız yurdu yapmaya çalışıyoruz. Bir ulaşım alanı açtık, 1400 dönüm birleşim alanı açtık. 1500 dönüm araziyi orman ektik. Çam ektik, badem ektik. 25 fidan ektik.